Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Hoş merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Çekil. Buradayız efendim. Aday olurken diyorsunuz size o belediyeye alacağım. Sizi de o belediye binasında mutlaka misafir edeceğim demiştim. O sözü yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. Burada örgütümüze, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, bütün çalışan arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, arkadaşlarımıza, adaylarımıza ve bu yolda emek veren, mücadele eden bütün yol arkadaşlarımıza, hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra inşallah Afyon Karahisar'da güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Sayın Başkanım, bugün ben Burcu Köksal'la böyle karşılıklı çok oturmuşluğum var. Benim makam odamda, onun makam odasında 8 buçuk yıl birlikte milletvekilliği yaptık. Grup başkan vekilim olarak görev yaptı. En son Ankara'da ayrılırken il başkanımla birlikte ben bu belediyeyi alacağım, sizi de Afyon Karahisar'da ağırlayacağım demişti. Biz bugün bu ziyareti genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Ama Burcu Hanım'ın yanında kadın kolları genel başkanımız var. Kendisi kadın kollarında kadın adayların sayısının artması için çok önemli bir mücadele verdi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sının yarısı kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşuyor. Hal öyle olunca kadın emeğinin daha iyi görüldüğü, siyasette kadın temsilinin daha yüksek olduğu bir süreci yaşamak mümkün oluyor. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak her alanda daha çok kadına, daha çok gence yer vereceğiz. Bunu daha önce de ifade ettim. Biz 1980 darbesinden sonra siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyorduk. Üzerinde 3 koca kilit vardı. Arkadaşlarımız da bu konuyu değerlendirdiğimizde dedim ki anahtarları mutlaka Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu partide bir yere koymuştur. O anahtarları bulalım. Aradık bulduk. Birinci anahtar gençlerdi. Cumhuriyete emanet ettiği gençler. Birinci kilidi o anahtar açtı. İkincisi kadınlardı. En erken seçime seçilme hakkı verdiği kadınlar. İkinci kilidi o açtı. Üçüncüsü de bilime saygıydı. Bilimsel yöntemlerle çalışmaktı. Biz de anketlerle, odak grup çalışmalarıyla. Gün oldu, yapay zeka uygulamaları dedik, dalga geçenler oldu. Seçim akşamı, neyin ne olduğunu, o günlerdeki emeğimizi, çabamızı görmeyenler gördüler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandık ama şımarmadık. Asla kibirlenmedik. Şunu buradan çok net söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla kendi başarımızı birilerinin kaybı olarak görmüyoruz. Bütün Afyon kazanmıştır. Afyon'daki bir AK Partili, bir MHP'li kendini kaybetmiş hissediyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya. Burcu Başkan'ın yanına varsın. Derdini, tasasını anlatsın. Buraları partizanlık yapılan yerler olmaktan çıkacak. Partililerin kayrıldığı yerler olmaktan çıkacak. Biz mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız. Ve Afyon'a iyi hizmet edeceğiz. Afyon'a doğru hizmet edeceğiz. İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik. Yoksulun, işsizin, kimsesizin halinden biz anlayacağız. Başka bir sıkıntımız yok. Evet, işsizlik büyük sorun. Ama belediyeler işsizlik sorununu ortadan kaldırabilecek müesseseler değil. Zaman içinde belediye güçlendikçe, yeni hizmetler oldukça, yeni yerler açıldıkça işsiz kardeşlerimiz de iş bulacaklar. Ama bu süreçte bütün Afyon'dan borçları kapatmamızı, enkazı kaldırmamızı ve onlara hizmeti getirmemizi beklemelerini temenni ediyoruz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin raporları hep şöyle. Yarısı kadar parayla iki katı iş yapıyor.
göreceksiniz. Yarısı kadar parayla iki katı iş yapacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Ve Afyon'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Keşke oy vermeseydim. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. Gelsin de bir dahakine Burcu'ya oy vereyim. Gelsin de bir dahakine CHP'lere oy vereyim dedireceğiz. Bu anlayıştayız, bu yaklaşımdayız. O yüzden Afyon'a, Cumhuriyet'in bu güzel kentine hayırlı uğurlu olsun. Biz başkanımızın her anlamda arkasında duracağız. Belediyeler Birliği'nden Afyon için yapılacak katkılarda arkasında duracağız. Avrupa'dan bu termal kente sağlık turizmi için çok büyük kaynaklar bulacağız. Ve Avrupa Birliği'nin fonlarını harekete geçireceğiz. Bunları seçimden önce söyleyince hikaye gibi gelir. Ama çok güçlü bir yapı kuruyoruz. Yurt dışı fonların da araştırılması için. Yurt içindeki kaynakların yönlendirilmesi için. Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bundan sonra görecek. Bugüne kadar gördüğü yanlışları da biz de görmeyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Afyon Karahisar biliyorsunuz Kocatepe demek. Kocatepe'deki bu adamızın bozunun olduğu yer burası. Bugünün anısına da bunu kendi belediyemizin heykel taşı yaptı. Sizin için hazırladık. Bugünün anısına da size vermek istedik. Günün ehemmiyeti dolayısıyla. Sayın Başkan buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Kuruluşun ve kuruluşun topraklarına evet. Hoş geldiniz. Atatürk Afyon Kocatepe'den baktığında hem kurtuluşu hem kuruluşu hem de tam bağımsız Türkiye'yi görmüştü. Biz de buradan baktığımızda bir dahaki seçimlerde iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyoruz. Buradan bakınca Ege'de 8 vilayet var. Buradan bakınca hepsi görülüyor. O 8 vilayetin 8'inde de bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının oturmasından dolayı da büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. 9 Mayıs 2024 Kurtuluş Mücadelesi'nde büyük zafere doğru ilk adımın atıldığı bu Cumhuriyet kentinde bir Cumhuriyet kadınını belediye başkanı olarak ziyaret etmenin tarihsiz kıvancı içindeyim. Burcu Köksal'a bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Görevleri başındayken kazansız terör, kaçakçılarla mücadele gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetmiş olan asker polis yetkilisi hepsinin şehadet tarihlerine göre sıralanmış hali. En son şu köşesinde kaldı. Bu arada sonrasında 2012'de bir yükseliş var. Sonrasında da işte hendek olaylarından sonra Suriye. Afyon'un gelini. Ben burada bir uygulamamız var. Bunun adı empati aynası. İçine baktığınız zaman kendinizi gördüğünüz zaman burada sizin de resminiz burada olabilirdi. Genel ziyaretçilerimizin kendilerini öz eleştiri yapmaları için böyle bir düzenleme yaptık. Efendim burada da 2012 yılında üzücü bir olay yaşadık Afyon Karahisar'da. Bir madde patlamasında orada da genel sayın başkanımız milletvekiliyken bütün şehitlerimizin hakkını hukukunu savundu. Bu bombalardan 280 bin tane patladı. 280 bin. Evet, oradan getirdik biz bunları. İşte o yanarkenki hali mühim madde bunu ve 25 tane vatan evladı burada kaldı. Yani parçaları burada kaldı. Buradaki resimlerin hepsi Afyon Karahisar nüfusuna kayıttı. Bunların da hiçbir Afyon'da değil ama parçalar Afyon Karahisar'da kaldı. Şimdi bir üzücü olay yaşadık. Her yıl Eylül ayında ve onlar için. Sizin sayenizde de 2330 sayılı nakit tazminat kanunu alındılar. Ve vazifeden dolayı vefatlarda iş hakkı ve tokı yoktu. Bu patlamadan sonra sizin de başkanınızla mücadelenizle o hak alınmış olur. Binlerce kişi de dua ediyor. Sayın Genel Başkanım, Afyon Karahisar'ımıza hoş geldiniz. Size hayırlı olsun diyoruz. Zaten Burcu Başkanımızın da hayırlı olsun dileklerimizi iletmiştik.
Derneğimiz 1915 yılında Enver Paşa'nın talimatıyla kurulmuş. Çok köklü bir dernek. Genel merkezi Ankara'da olan ki genel başkanımız Ankara'da siz ziyaretinde geldi. Biz Afyonkarahisar Şube Başkanlığı olarak bir Şube Başkanlığı 4 temsilci olarak Afyonkarahisar'da hizmet vermeye çalışıyoruz. Toplamda 378 Afyonkarahisar'ın görev başındayken şehri var. 278'de mahalle belgesi var. Bu anlamda bu binanın burada olması, belediyenin içinde olması bizim için ayrı bir değer. Burcu Başkanımızın da seçildikten sonraki değeri 3 katına, 5 katına daha artırılır. Sağ olsun zaten vekilinde de bize pozitif ayrımcılığımızı, ilgi ve alakasını hiç eksik etmemiş bir şehitlerimizi bazılarımızı. Bundan sonra da her zaman yanımızda dün akşam bir şehitlerimizi tazminatla gittik. Her an, her durumda, her saniyemizin yanımızda bir telefon kadar yakın. Çok teşekkür ederiz. Sizin geldiğinizde başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şehitlerimizi bazılarımıza. Tekrar afiyetlerinizden hoş geldiniz. Başkanım ben çok teşekkür ederim. Genel başkanımızı da Ankara'da ağırlamıştık. Evet. Biz bu dernek Türkiye'nin en önemli derneği. Bu dernek geçmişte farklı uygulamalar vardı. Son zamanlarda anonslarda, protokolde üyeleri ilk başta anons ediliyor. Biz buna çok önem verdik. Yıllarca bunu savunduk. Çünkü bu duvarlarda resmi olanlar, bu kabirlerde, şehitliklerde yatanlar hepimizin yerine yatıyorlar. Bu bayrak dalgalansın diye, sınır korunsun diye hayatlarını vermiş kişiler. Sadece işte terörle, operasyonlarla değil, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi görevini yaparken kaza sonucu olabilir, patlamalar sonucu olabilir. Hayatını kaybetmiş bütün şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Minnetle, şükranla anıyoruz. Ailelerine sabır dilemiyoruz çünkü onlar evlatlarını en üst mertebeye yolcu etmiş aileler. Allah onların sabrını kendilerine ilk andan itibaren veriyor zaten. Vatanımız sağ olsun diyorlar. Onların evlatları artık bütün memleketin evlatları. O anlamda ben Burcu Köksal her zaman bu konuda son derece duyarlı birisidir. Siz de biraz önce hem cephanelik patlaması için hem şehit sayılmayanlar, gazi sayılmayanlar ilgili hem de terörle mücadelede hayatını kaybetmiş şehitlerimizle ilgili çok önemli mücadeleler verdi. Haklarının verilmesinde, korunmasında, belediye başkanı olduğunda da bu derneğin belediye bünyesinde alınması ve bu derneğin çalışmalarının artık belediyenin himayesinde sizin gidip de kimseden ricacı olmadan belediyeyle bir bütünleşmiş halde faaliyetini sürdürmesi son derece doğru, son derece güzel bir uygulama. Örnek alınması gereken bir uygulama. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Söyleyecek hani normalde bizim yapacağımız bir şey varsa diye hep temenni ve taahhütte bulunulur. Burcu burada olduktan sonra yapılacak olan ne varsa onu yapacağına hiçbir şüphemiz yok. Bizim de kapımız her zaman sizlere açık. Türkiye'nin herhangi bir yerinde mensuplarınızdan, üyelerinizden herhangi birisinin yapılacak, sahip çıkılacak, yolcusu olur, öğrencisi olur, hastası olur, Allah göstermesin. Hayatın gerçekleri bunlar. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz. En son söz olarak da burada kronolojik bir sırayla ilk şehitlerimizden, milli mücadele şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerinden, Koro şehitlerinden, Kıbrıs şehitlerinden son şehidimize kadar resimleri var. Bir sonraki şehidimizin resminin asılacağı çerçevenin içine de Allah bize buraya bir resim daha asmayı nasip etmesin yazmışsınız. Bu temenniyi paylaşıyoruz. Afyonumuza, memleketimize, Türkiye'mize bir daha şehit acısı Allah yaşatmasın diyoruz. Hepsini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Efendim çok teşekkürler. Müsaadenizle bir durumu arz edeceğim. Tabii. Bizim adımızı da mecliste de dile getirirseniz çok seviniriz. Biz bu uygulamayı Burcu Başkanı'na başladık. Uygulamaya ilk ayağını. Şimdi malum şehitlerimiz geldikten sonra ziyaret planlamaları içerisinde anne, baba, eş, çocuklar ziyaret ediliyor. İşte protokol, bu halde kaymakamlık, garnizon, jandarma, emniyet. Burada şehidimizin çocukları aslında bedelin en çoğunu ödeyen ve en mağdur olan kesim.
orada şehrin çocuğu annenin yanındayken zaten diğer kapsamda alınıyor ama şehrin çocuğu yaşı dolduktan sonra, 25 yaşını geçtikten sonra veya evlendikten sonra hanesini ayırdıktan sonra devlet müsterakına maalesef unutuyoruz. Şimdi biz ziyaretlerin kapsamına alınmasını istiyoruz çünkü bedenin en büyüğü yer orada. Biz bu işinde hani hatırlanma noktasının ilk adımını attık. Geçen ayki belediye meclis toplantısında durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ayrı hanelerde oturmaları şartıyla şehit çocuklarına da %85 su indirimine uygulanacağını meclisten geçirdi başkanımız. Türkiye'de bu yapılan olay bir ilk şehit çocuklar adına. Bunu da siz meclise bilgilendirildi. Ziyaret kapsamına alınması veya şehit çocuklarımızın 25 yaşından sonra serbest dolaşım kartı var. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan. Bunu 25 yaşını doldurduğunu şehit çocuklarımızı elinden alıyoruz. Yani şunu yetkililerimize sunuyoruz. 25 yaşını dolduran şehit çocuğunun kartını alıyorsun da ertesi günde babasını veriyorsun sen. Hayır. O zaman bir kartını da vermeyin. Ölene kadar da bu da benim babam da şehitti diye taşıyabileceği bir kart olsun diyoruz. Bunu şehit çocuklarımıza da özel istirham ediyoruz. Böyle bir kanun çalışma yapılırdı. Siz de önce olursanız seviniriz. Evet, Barış Şener Başkanım elimizden. Anlat aldım bir daha başkanım. İleteceksiniz evet. Zaten. Aylin Hanım'ın tanıyoruz, tanışıyoruz. Hem Kadın Kolları Başkanımız evet, hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili sorumluluğu da var. Bugün Afyonkarahisar'da bir Cumhuriyet kadını olan Burcu Köksal'ı belediye başkanı olarak ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım. Bu ziyaretim sırasında kendisinin ilk icraatının Afyon Şehit ve Gaziler Derneği'nin tüm giderlerini karşılamak ve bu alana belediye bünyesinde bir statü kazandırmak olduğunu kıvançla öğrendim. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutluyor. Bu vesileyle vatanımız için gazi olanlara minnet ve sağlık, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan sağ olsun, bu vatan için toprağa düşenlerden Allah bin kere razı olsun. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Sağ olun. Ben de bunu en güzel yere asacağım. İnşallah geldiğinizde. 12 yıl önce Sayın Kenan Kuşçalı'da yermiştik. Aynı şey. Eyvallah. Şey, orada da var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bay üstüne. Bay üstüne. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Cumhuriyet'in kurulduğu topraklara. Merhaba. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Bile bile sen gelemem. Dünyanın ucunda bir gün yoksak kıyametin yoluna varmam. Değerli il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkan ve yöneticileri, Afyonkarahisar'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kıymetli üyeleri, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya genel başkan yardımcılarımız, kadın kolları genel başkanımız, parti meclisi üyelerimizle birlikte geldik, milletvekillerimizle birlikte geldik ve bugün buraya baba evine, örgütümüze geldik, sabah demlenen çayı içtik, şimdi hep birlikte Afyonkarahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Burcu Köksal kardeşimin kahvesini içmeye gidiyoruz. Bu büyük seçim başarısı için
her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Afyon genelinde biri merkez ilçe, 3 ilçe, 2 belde belediyesi aldık. Ama gelecekte artık Afyon'da Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda il genelinde çok büyük başarılar elde edeceğimize, Afyon'da yapacağımız belediyecilik hizmetiyle Dinar'da, diğer ilçelerimizde, beldelerimizde dürüst, çalışkan, tutumlu, israfa karşı hizmet odaklı halkçı belediyecilik anlayışımızda tüm Afyon'un gönlünü kazanacağımızdan Afyon Belediyesi'ni bundan sonra bir daha geri bırakmayacağımızdan, yeni ilçeler, yeni beldeler kazanacağımızdan, ki nüfusu 750 bini geçmiştir, Büyükşehir Belediyesi olduğunda Afyon Büyükşehir'i de alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurmak yok dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var. Hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Geleceklerini kurtarmak için. İsrafı durdurup, masrafları azaltıp, borçları ödeyip, en iyi hizmeti yapıp, kayırmacılık değil, iyi hizmet yaparsak önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Burası Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımı attığı, büyük taarruzu başlattığı ve buradan sonra durmadan ilerlediği bir kent. Benim Burcu Başkanım'dan da, il Başkanım'dan da, bütün yöneticilerden de, hepinizden de istediğim şu: güçlü bir adımı attık. Bu ilk adım önemlidir. Başarana kadar, zafere kadar durmak yok. Hep beraber ilerleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı zaferi 100 yıl sonra bir kez daha mutlaka kazanacağız. Bu zafer kesinlikle Afyon'daki, Türkiye'deki siyasi rakiplerimize, AK Partililere, MHP'lilere karşı değil. Bu zafer biz kazanır da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yaparsak, bu zafer yoksulluğa karşı kazanılacak. Bu zafer işsizliğe karşı kazanılacak. Bu zafer gelecekten kaygıya, korkuya karşı. Bu zafer baskılar karşısında ifade özgürlüğünü kullanamayanların yaşadıkları umutsuzluğa karşı kazanılacak. Cumhuriyet'in ilk yüzyılı gibi ekmeği büyüteceğiz, sanayiyi büyüteceğiz, gelirleri arttıracağız. Ülkemizi çağdaş medeniyetlere doğru büyütmeye başlayacağız. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bırakın vizenin çabuk alınmasını, bütün Avrupa'da vizesiz gezeceğiz.
Bütün dünyaya çocuklarımız istediği zaman gidecek, istediği zaman gelecekler. Ama hiçbirimizin çocuğu artık bu ülkede yaşayamam, kurtulmak istiyorum, başka yere gitmek istiyorum demeyecek. Dünyanın büyük ülkelerinin hayal kurduğu bu ülkenin evlatları dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmayacaklar. Bunu sağlayacağız. Bunun için herkes önümüzdeki 4 yıllık süreci ya da seçim yapılana kadar geçen süreci dayanışmayla, sabırla, işbirliğiyle çalışarak geçirin. Kendimizi değil, partimizi, partimizi değil, ülkemizi, ülkemizin geleceğini düşürüyorsak bize fedakarlık düşer, çalışmak düşer. Şöyle düşünmeyin, 50 yıldır bu partide koşuyorum, belediyeyi kazandık, artık benim rahat etme zamanım. Biz bu ülkenin geleceğini kurtarmak için burada kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partinin bir yakınımızın yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş, yıllardır hukuk mücadelesi veren, başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi 3 kişi 100 bin liraya, 120 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi. Onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi. Üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz, efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu. Şimdi sıra bizimkinde. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi. Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. İktidar olma sırası. Ayrıca dün ilan ettim. Biz elbette birinci parti sorumluluğuyla AK Parti ile de MHP ile de mecliste grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuşuyoruz. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz. Yapın bunları diyoruz. Onları söylemeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde mücadeleden bir adım geri durmayacağız. Bakın, atanmayan öğretmenler 68 bin atama ve mülakatsız atama bekliyorlardı. Onlara bu söz verilmişti. Bu sözü tutmadılar. Dün karar aldık ve ilan ettik. 19 Mayıs'tan bir gün önce 18 Mayıs Cumartesi saat 13'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda bütün atanmayan öğretmenlerin, bütün mülakat mağdurlarının ve milli eğitimdeki bu saçma sapan müfredat çalışmasına karşı çıkan herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız, sesini dinleyeceğiz, sesleri olacağız. Atanmayan öğretmeni de, mülakat mağdurunu da unutmayacağız. Bir büyük mitingde onların yanında olacağız.
Yine söyledik, emeklinin durumu çok kötü. 10 bin lirayla, 10 bin lirayla geçin diyorlar. Avrupa'da, Almanya'da konuşurken Türkiye'de emekli maaşı 270 euro dedim. Düzeltti muhatabım. 2700. Rakamı yanlış söyledim sandı. 2700 değil mi dedi. Dedim 270 euro. Yanlış söylemiyorum. 270 euro. Yine Avrupa Parlamentosu'nda, konseyde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde konuşurken Türkiye'de emekli maaşının 270 euro olduğunu, çok önemli sosyal sorunlar olduğunu ifade ettim. Tercüman çevirdi, düzelttiler 2700 olmasın diye. Bakın, Türkiye'deki emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok. Türkiye'deki emekli maaşının İngilizce, Fransızca'ya tercümesi yok. İnanamıyorlar. Ve biz 270 euroya bu ülke bugünlere gelsin diye çalışanları, gözünün nurunu akıtanları, alnının terini akıtanları, dirsek çürütenleri, ellerin asırlananları 270 euro, 10 bin lira verip, istersen bunu kiraya ver, aç kal, İstersen karnını doyur, sokakta kal diyecek kadar acımasız olunmuş. Bunu kabul etmiyoruz. Ve hepinize çağrımdır. 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda Afyon'un bütün emeklilerini, emeklilerin temsilcilerini, Türkiye'nin bütün emeklilerini 10 bin liraya isyan etmeye, bir asgari ücrete çıkarılması için eylem yapmaya, mücadeleye davet ediyorum. Konuşacağız, müzakere edeceğiz ama sizler için sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yeni bir dönem siyasetteyiz. Genç kadrolarımızla, çok sayıda kadın arkadaşımızla büyük bir mücadelenin içindeyiz. Gücümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden, onun neferleri sizlerden ve onun Kurtuluş Savaşı'nın zaferine doğru ilk adımı attığı, büyük taarruzu başlattığı bu güzel kentten alıyoruz. Yıllarca birlikte görev yaptığım, sonra da grup başkan vekilim olan Burcu'yu, Burcu Başkan'ı sizlere emanet ediyorum. Örgütümüzü ve Afyon'umuzu Burcu Başkan'a emanet ediyorum. Hepinizi birden Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.